İnşallah. İnşallah. Rabbim nasip etsin. Buralara ne hizmet etsek, azdır. Özellikle Kastamonu çok cihetlerden severim. Bu Hazret sevdirir bana. Mehmet Akif sevdirir bana. Efendim, yerin altının zenginliği sevdirir. Efendim, en çok şehit vermesi. Bir de öğrendim ki en çok şehidi şey vermiş değil mi? Araç. Oradan geçtik geldik. Hocam şimdi. Araç, evet. Çok fazla şehit veren bir ilçemiz. Bir de şey var, küre var. Kürede Ersizler köyü vardır. O levhanın önünde fotoğraf çektirmişim efendim. Ersizler. Hep anlatıyorum konferanslarında. Evet. Hiç erkeğin kalmadığı bir ya. Kurtuluş Savaşı'nda çok fazla şehit vermişiz. Çanakkale Savaşı'nda çok fazla şehit vermişiz. Yine bu son dönemde de çok fazla şehit verdik. Kastamonu olarak, nüfus olarak çok fazla şehit verdik. Biz hep veriyoruz. Allah'tan bekliyoruz. İşte onların yüzüsü hürmetine. Onların yüzüsü hürmetine bu memleket kalıyor. Yani görünmeyen sebepleri inşallah. Allah yerin altı zengin. İstanbul için de ben onu söylemiştim. Büyük deprem gelecek, yıkılacağız, batacağız. 15-20 senedir milleti böyle depremciler var. Ağzından böyle şoma ağızlar. Ben de diyorum ki korkmayın. Siz şu yerin altındakilere, başta Ebu Eyyub el-Ali Sarı Hazretlerine layık olun. Allah böyle bir felaketi yaşatmaz. Yerin altı sağlam. Zemin eti manevi açıdan çok sağlam. Evet. Kastamonu da öyle Allah'ın izniyle. Mühim olan onun yerin altındakini yerin üstüne biraz yansıtmak işte. Ben mesela Kastamonu'luyum derler. İstanbul'da çok. Adım başı rastlarım. Hocam Sivas'tan sonra ikinciyiz. Ha, öyle çok kalabalık. Evet, çok kalabalık. Ama hep sorarım. Kastamonu nesi meşhur? Sayarlar. Şeyh Şabani Veli'ye sıra gelmezse hemen kulaklarını çekiyorum. Ya buradan başlayacaksın. Hocam biz sarımsaktan başlıyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Tek merdivenden çıkıyoruz. Yani.